Evet, değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Hollanda'nın Laye şehrinden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bugün 12 Mayıs 2023, haftanın son günü olan Cuma günü. Cuma günü Den Haag'tan hepinize selamlar, sevgiler. Değerli dostlar, bugün beton atıyoruz. Sizlere buraları biraz göstermek istiyorum. Gerçekten 3 senede burada 400'den fazla bina yaptık değerli dostlar. Evler yaptık, lüks evler. Şimdi oraları size tamamını gösteremem ama resmen burada Den Haag'da bir şehir oluşturduk. Ona rağmen halen ev ihtiyaçları bitmiyor Hollanda'da. Evet, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri candan yürekten selamlıyoruz. Değerli dostlar, değerli canlar, biliyorsunuz ülkemiz Türkiye'de değerli dostlar, 2 gün sonra pazar günü seçim var. Bu Türkiye'nin son şansı, uçurumdan düşmek üzere olan, iflas etmiş ekonomide, hukukta, adalette, ne bileyim, maddi manevi çökmüş bitmiş bir ülkenin kader günü. Uçurumdan aşağı düşüp ilkel ülkelere karışmaması için son şansımız, ülke halkının son şansı. Şu anda büyük bir birlik, beraberlik var. Millet İttifakı'nda bir araya gelmek lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dürüst, namuslu, erdemli, edepli, irfanlı, güzel, kamil bir insan. Ona oyumuzu vererek olmazları oldurdu. Bir araya gelinmez dedikler, asla bir araya gelmez dediklerini bir araya getirdi. Büyük bir direnç gösterdi. Linç edilmekten kurtuldu. Suikasttan kurtuldu. Herkese meydan okudu. Hiç kimseden korkmadı, yılmadı, boyun eğmedi diğerleri gibi. Onurunu, şerefini, haysiyetini bugüne kadar satmadı. Bundan sonra da satmayacağına inanıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ben oyumu kullandım. CHP oyumu kullandım. Sizler de oyunuzu Kılıçdaroğlu'ndan yanı kullanın. Parti seçimindeki tercih sizindir. Mesele parti meselesi değil, ülke meselesidir değerli dostlar, değerli canlar. Bir hırsız ülkeyi yedi, bitirdi. Hem hırsız, hem edepsiz, hem de milleti birbirine takıp kendi mal varlığını Karun'dan fazla hale getirdi. Evet değerli dostlar, değerli canlar. Aman ha aman, 2 gün kaldı. Muharrem İnce de sonunda bırakmak zorunda kaldı. Umarım onun da az çok bir faydası olur bırakmasının. Geç oldu ama ne yapalım, bari lanetlenmekten, tuvalet deliğine düşmekten kurtulmuş oldu. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar, dilerim herkes oyunu kullanır, ülkemiz düzlüğe çıkar, bu badireleri atlatırız, ayrıştırma, ötekileştirme, hakaret dili biter, mafya dili, tehdit dili biter. İnsanlar huzur ve kardeşlik içerisinde, barış içerisinde yaşarlar. Biz de mutlu oluruz. Ben 12 yıldır, 13 yıldır Türkiye'ye gidemiyorum. Cumhurbaşkanını eleştirmişim diye. Halbuki o halkımıza küfrediyor. Demedik, akla yerle gelmedik laflar söylüyor. Geçen Ali Yeşildağ diyor ya, ya Tayyip abi diyor, o nedir diyor ya. Ölü sevici ne demek ya? Yeryüzünde ben böyle çok edepsiz çevrelerde bulundum ama böylesini görmedim diyor. E tabi Yahudi piçi olursa öyle olur. Yahudiler de yani tenzih ederim. Siyonizmin piçi diyelim abi. Evet değerli dostlar, değerli canlar. Tüm insanlara, tüm canlara selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Buralar size böyle gösterdik işte. Görüyorsunuz. Buraların hepsini bizler yaptık. Bu iki fedakar arkadaşımız da biri pompayı kullanıyor. Veysel Bola, Polat. Ramazan Erdoğan da tepsi ediyor. Ben de alttan su tutuyorum. Betonun artıklarını temizliyorum. Pırıl pırıl evler yapıyoruz. İçinde oturanlara hayırlı olsun. Ne yapalım değerli dostlar? Dünya malında gözümüz hiçbir zaman olmadı. Muhanete muhtaç olmayalım. Alın teri alalım. Çoluk çocuğumuzun yüzüne bakalım diye uğraştık. Çok şükür. Ne mutlu bize. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz ki sabah 5'te kalkıyoruz. Geliyoruz 7'de işbaşı yapıyoruz. 3'te de bırakıyoruz. 3-3.5 gibi bırakıp gidiyoruz değerli dostlar. Evet, işi olmayanlara Allah hayırlı iş nasip eylesin. Akıllı olmak lazım değerli dostlar. Din iman tacirlerinden sakınmak lazım.
birlik beraberlik içerisinde olmak lazım. İlim ve irfandan yana olmak lazım. Üfürükçü, tükürükçü, okkabaz, cinci, ne bileyim bu pisliklerden uzak durmak lazım. Bunların Hak Muhammed Ali İslamıyla uzaktan yakından bilgisi yok. Bunlar İslam'a zarar verenler. Hak Muhammed Ali İslam'ına, Muhammed Mustafa'nın, Ali El Mürteza'nın İslam'ına zarar veren bir anlayış. Bunlar Yezid'in artıkları, piçleri, nesli. Bunlara lanet okumak da caizdir. Evet, bizim tüm amacımız insanlık değerleri, insani değerler. Görüyorsunuz değerli dostlar, Hollanda'da ne yağmur bitiyor, ne yağış bitiyor, ne soğuk bitiyor. Ama dileriz önümüzdeki haftalarda güneşli güzel günler olur. Balık hobim var, balığa gidiyorum. Balık tuttuğumuzda, balığa gittiğimizde de sizlere canlı yayınlar yapıyoruz, onu da paylaşıyoruz. Hepinize Amsterdam'dan selamlar, Den Haag'dan affedersiniz. Aklım Amsterdam'a gidiyor çünkü Amsterdam'da yaşıyorum ya. Amsterdam'dan meydandayız da size her gün hitap ediyorum zaten. Hepinize selamlar, sevgiler gönderelim değerli dostlar. Buraları Den Haag'da oturanlar tanıyordur. Burada çalışıyoruz değerli dostlar. Gösteremiyorum, çok ileride, ta ileriki vinçlerin orada da müthiş evler yaptık. Yani 400'den fazla ev yaptık. Daha da yapacağız. Burada değilse de başka yerde gene devam edeceğiz. Oradan da sizinle paylaşacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlgi ve alakanızdan dolayı. Sağ olun, var olun. Değerli dostlar, sayfalarımda zaten paylaşıyorum. Sayfalarımda zaten sizinle kliplerimi, şiirlerimi, türkülerimi, yeni bestelediğim türkü ve şarkıları paylaşıyorum. Gene de paylaşımımız devam edecek. Zira hayat paylaştıkça güzeldir. Şöyle yapalım değerli dostlar. Ben de buradan merdivenden aşağı ineyim. Bir de alt tarafta ne iş yaptığımı size göstereyim. Ozan Güner Kaymağ'ın alın teri kazandığını, helal lokmada göz olduğunu, keşke hiç kimse şu 3 günlük veyahut da 5 günlük her neyse bu dünyada karunlaşmaya, tiranlaşmaya gözünü dikmeseydi. Keşke Recep Tayyip Erdoğan ve yanındakiler, şoşoşları, yalakaları, hele de bir soysuz var. Allah kimsenin başına böyle bir zibidi vermesin. Süleyman soysuz vallahi billahi tallahi zibididir. Puştur ya. Affedersiniz, beni bağışlayın. Böyle edepsiz kelimeler etmem ama yeryüzü böyle bir zibidi görmemiştir ya. Halkı birbirine düşüren, fitne ficir yayan. Ya ülkeyi mafyalaştırdı. Ülke şu anda mafya bozuntularının elinde kaldı ya. 80 milyon, 85 milyon belki de Türkiye halkı ne hale geldi ya. Bir soysuz, bir südü bozuk geldi bin bir kılığa girerek bağırıyor, çağırıyor, millete hakaret ediyorlar. Abi bunların nesli kurusun ya. Biz bunlardan tiksindik, iğrendik. Ülkemiz buna mı layıktı? Nice yedi düvele karşı savaşan, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da destan yazan, alı kanlarıyla bize bir ülke bırakan atalarımız buna mı layıktı? Onun evlatları bugünlere mi gelmeliydi? Evet, Süleyman soysuzlara insan soy ismini soylu koymakla soylu olmuyor. Bu soysuzun en birincisi. Zaten soysuzluğunu gizlemek için soylu diye koymuşlar ismini. Evet, Recep Tayyip Erdoğan, senin de boynun devrilsin. Affedersiniz. Senin de boynun devrilsin. Sen de halka hakaret ettin. Sen de halkın çocuğunun kursağındaki lokmaya varana kadar çaldın, doymadın, tiranlaştın, karunlaştın. Ya Karun mallarıyla birlikte toprağa defnedildi. Karun hazineleri halen başımızın belası. İngiltere'yle uğraştık, bilmem nereyle uğraştık. Karun hazineleri Türkiye'nin malıydı falan filan. Daha ölmüş gitmiş gebermiş birinin yerdeki antikalarıyla uğraştık ya. Evet değerli dostlar, değerli canlar. Hayat 3-5 gündür. İnsan bu dünyada gelir geçer. Yediğinden fazla yiyemez, giydiğinden fazla giyemez. Giyeceğiniz bir takım elbisedir. Siz iki takım elbiseyi üst üste giyeni gördünüz mü? Veyahut da karnını doyurdu. Birkaç lokma yemek yedi, karnını doyurdu. Artık dünyayı verseniz döner yüzüne bakar mı?
Birisi Recep Tayyip Erdoğan denilen bu münafığa, bu sapığa keşke deseydi ölüm var, ölüm. Biriktirdin, halkın parasını çaldın, her şeyden pay aldın, hisse aldın, haraç aldın, her neyse. İhaleden pay aldın, bilmem ne yaptın. Acımasızca, insafsızca milyar dolarları kaçırdın, biriktirdin, bünyene geçirdin. Başkaları evine ekmek götüremezken, çocukların üstü başı yırtıkken, üstü başı yokken, bre zalim, bre insafsız, bre Allahsız, imansız, kafir. Sen ne yapacaksın o parayı? Bak hastasın, ölmek üzeresin. Allah senin düştüğün duruma kimseyi düşmesin, düşürmesin. Esfeli safilin durumu dedikleri durum senin düştüğün durumdur. Bu halk senden kurtulacak. Bir tek senden değil, senin zihniyetinden olan tüm Yezidlerden kurtulacak. Hüdaparlılardan kurtulacak. İşçilerden kurtulacak. Münafık kardeşler vardı. İhvan diyor, ihvan diyordunuz. O ihvan mı? Münafık mı? Ne kardeşlerse. Onlar da belasını bulacak. Allah onların da belasını verdi zaten. Gittin Mursi'yi öne sürdün, Mursi'yi de bitirdin. Elini tuttuğun zehirleniyor. Aman ha kardeşim, aman aman. Anam, bacım, kardeşlerim. Kadınlar hele. Bir kadın AKP'ye oy veriyorsa akıldan beridir ya, aklı yoktur ya. Aşağılanacaksınız, rejim edeceksiniz. Kızınız, çocuklarını. Bu zihniyet öyle bir zihniyet. Siz seyredeceksiniz, onlar bakacak. Onlar efendi, siz köle olacaksınız ya. Hangi din? Recep Tayyip Erdoğan dinsiz, imansız, kafirdir ya. Daha size nasıl anlatayım? Bağıra bağıra söylüyorum, her yerde yayınladım. Şımartmayın şu domuzu diye benim şiirlerim var. Ben Türkiye'ye niye gidemiyorum? Yakalamam var. Niye yakalamam varmış? Diktatöre sözlerini iade etmişim diye. Ederim. Dar ağacına da götürseniz, idam da etseniz, hırsıza hırsız, münafığa münafık derim. Halkım adına derim, halkım kıpır diyemiyor, evinden al diyor. Binlerce, on binlerce halkımız hapishanelerde buna tek kelime söylemiş diye. Ya böyle olur mu? Oy alırken görüyorsunuz değerli dostlar, geliyor, yalvarıyor, yakarıyor. Bu kardeşimize oy verin, alnımız secdeye varıyor. Ulan alnımız secdeye varan böylesine lanet olsun ya. Alnın secdeye vardığı zaman senin güzel ahlak sahibi olman lazım. Ne diyor Peygamber Efendimiz? İki cihan severi ki benim gönlümde yeri çok büyük. Hak Muhammed Ali'nin, yani Allah Muhammed Ali. Muhammed, Hazreti Muhammed'in benim gönlümde yeri çok büyük. Ne diyor? Ben size güzel ahlak üzerine gönderildim diyor. Namazınız güzel ahlak edinmenize yaramıyorsa, çalmayan, çırpmayan, dürüst insan olmanıza yaramıyorsa çökün çökün kalkınız. Spor yapıyorsunuz. O da iyidir. En azından jimnastik yapmış olursun. Evet, değerli dostlar, değerli canlar. Bazen bu melundan bahsederken beni öfke basıyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Özür diliyorum sizin şahsınızdan. Değerli dostlar, değerli canlar, fazla vaktinizi almayın. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Esen kalın dedim. Sizlere buradan seslenmek istedim. Gözünüzü seveyim. 14 Mayıs son gün. 15'inde bayram edelim. Hak, hukuk, adalet gelsin. Yok yere zalimin zulmüne uğrayanlar hapishanelerde çıksın. Vatanına gidemeyenler vatanına gitsin. Suçsuz insanlar hapislerde çıksın. Hapishane değil de okullar açalım. Okullar liyakat sahibi olanlara hak tanıyalım. Dayısı amcası olanlara, rüşvet verenlere, satılık olanlara, satanlara, ne bileyim değer biçenlere uymayalım da herkes hak ettiğini alsın. Bir de kişilere değil, kurumlara, kuruluşlara bağlayalım. Bakın Belçika'da, Fransa'da, Hollanda'da hükümetler olmadı yer yer. Hiç hükümet olmadı. Ama kurumlar, kuruluşlar görevini yerine getirdi. Değerli dostlar, değerli canlar, etmeyin, kurban olayım. Türkiye cennettir, cennet. Türkiye'nin kıymetini bilin. Türkiye'de ben haksızlığa uğramasaydım zaten hiç gelmezdim. Türkiye'de her şekilde ekmeğimi çıkarabiliyordum. Diyorlar eskiden kuyruk vardı, eskiden baskı vardı. Değerli dostlar, vallahi billahi o kuyrukları kapitalist güçler yapıyordu. Hükümetler iyiydi bak. Ecevit, Türkeş, Demirel iyiydi, kötüydü, eleştirilir. Bunlar da çok güzel olsaydı zaten daha başka olurdu. Ama ben bunları çok iyi olduğunu söylemiyorum. En azından bir araya geliyorlardı.
konuşuyorlardı, düşmanlaştırmamaya çalışıyorlardı. Canlı yayınlarda tartışıyorlardı. Böyle değildi ki. Şu anda çok kötü bir durum. Evet, hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bir başka canlı yayında buluşmak için duyarlılığınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bu hafta sonlarda paylaşımımız olacak. Kendi yazdığım şiir kitabımdan, şiirlerimden binden fazla şiirlerim var, yazıyordum. Onları sizlerle paylaşacağım. Birçoğunda türkü yapıyorum. Aşk şiirleri, gurbet, hasret, vatan, millet şiirleri. Bunları da besteliyorum. İnşallah ozanlarımızla, şairlerimizle bunları seslendireceğiz. Sizlerin paylaşımına sunacağız. Sizin paylaştıklarınızı da canlı başla takip ediyorum. Şu anda artık kimseyi takip edemiyorum. 10 bin arkadaşım var takip ettiğim. Düşen olursa böyle AKP'ye tapanlar, kula kul olanlar, kula tapanlar, kulu ilah görenler terk ediyor. Onlar zaten gerekmez. Güle güle. Yolları açık olsun. Allah akıl fikir versin onlara. Zira Allah'tan başkasına tapılmaz. İnsana saygı duyulur. Dürüst olduğu sürece. Dürüst olmazsa saygı da duymazsınız. Hepimiz birbirimizden farklı değiliz. İnsanın parası olabilir, pulu olabilir, babayit olabilir, güzel olabilir, çirkin olabilir. Bunlar insanın elinden olan şeyler değil ki. Mühim olan kalbi, yüreği güzel olmalı. Hani Kılıçdaroğlu ne güzel işaret yapıyor değil mi? Kalp işareti elleriyle. Kalp işareti yapanlar kazansın diyor. Lafı uzatmıyor, sizlere saygılar sunuyorum.